Orhan Beyciğim, Beykoz'daki inşaatlar henüz bitmedi galiba. Bitmek üzere. Bitirin de biz de sayenizde maliyetine bir kat sahibi olalım. Günaydın bacım. Günaydın Yusuf efendi. Gene para mı yatıracaksınız? Para yatıracağım. Ne kadar yatıracaksınız? 200 lira. Oo, hesap neredeyse tamamlanacak. Biraz daha gayret edin bakalım. Tabii gayret edeceğiz. Edeceğiz bacım, edeceğiz. İyice çoğaldı değil mi? Hı hı. Vezneye yatırın lütfen. Olur. Evet. Muhterem Orhan Bey'imizi bekletmeye hakkımız yok. İşini hemen halledelim. Fişi içeri bana getirin lütfen. Efendim. Buyurun Orhan Beyciğim, buyurun efendim. Güle güle efendim. Buyurun. Siz? Buyurun. Gülmeyin oğlum, gülmeyin. Aşk bu, aşk. Sen her şeye kadirsin. Tabii lan güdük oğlu güdükler. Siz ne anlarsınız? Yollara açın lan! Pastanın prensi geldi. Prensi bir iki, prensi bir iki. Şu anki hislerinizi açıklar mısınız sayın prens? Eşol eşekler! Çiçeğimiz prensimiz! Prensimiz iltifatlarını esirgemedi yani. Evet sayın seyirciler, vay arasına sayın seyirciler, bizlerin birer eşekten var olduğumuzu buyurdular. Evet, buyurdular, buyurdular! Sevdalının suyu doldu farkında değil. Haspam, aşktan ne kovalar dolup boşalıyor. Aman, Selim de bunun nesine bakar bilmem. Çırpı gibi bacakları var. Kibar ol da yardım et. Şimdiden alış kızım. Evlendikten sonra da beni dükkandan çağırıp su mu taşıttıracaksın? Ükela, at kafalı eşek sen de. Şakadan da anlamazsın huysuz velet. Hem bizim önlük ne oldu? İyi ki 40 yılda bir şey istedik senden. Akşama getiririm, hazır. Geç kalma sakın. Thank you.
Eşoğlu eşekler! Güler çaya gittik, aşık abimizden. Hadi, dört tane çay yap! Alacağım seni. Alacağım. Bulaşıklar bitti baba, hazır mısın? İstanbul şehri gece gündüz devam eden büyük savaşlardan sonra... Açtım da geldim. Es! Pencerenin perdesini aç bana, göster yüzünü, görmek için ben yüzünü. Dağları aştım da geldim. Arslan yürekli Rişar, zamanın Avrupa'sının en büyük kahramanlarından biriydi. Haçlı seferleriyle ün yapmıştı. Bütün Avrupa'nın prensliklerinden ve krallıklarından toplanan büyük ordu, kutsal toprakları almak üzere geçtikleri her bir yeri talan ederek geldiler. Ama bu topraklar onlara mezar olacaktı. Çünkü karşılarında büyük Türk ve İslam komutanı Selahaddin Eyyubi vardı. Ve bu toprakları onlara mezar ettirecekti. Pencerenin perdesini aç bana, göster yüzünü, görmek için ben yüzünü. Dağları aştım da geldim. Fatih Sultan Mehmet 1850 senesinde Amasya'yı fethettikten sonra o tarihlerden hükümdar. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Az kaldı Selimciğim, yakında arabayı alacağız. Canım, bir tutturmuş araba. Sen beni nasıl istiyorsan o da bunu istiyor. İstiyor ki hamalın kızı demesinler, şoför Yusuf Efendi'nin kızı desinler. İyi olur inşallah. Tabii, tabii iyi olacak. Güle güle giy.